Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz şarjlı el matkabını tasarlayacağız. Evet, matkabımızın ucuna takmış olduğumuz matkap ucu ile plastiği ve ahşabı rahatlıkla delebiliyoruz. Sizler isterseniz bu matkap ile baskı devre plaketinizdeki deliklerinizi rahatlıkla delebilirsiniz. Veya matkabınızın ucuna kesici uç, bileyici uç bağlayarak hem kesme işlemlerinizi hem de bileme işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu şarjlı el matkabını nasıl yaptığımı videonun devamını izleyerek detaylı bir şekilde öğrenelim. Uygulamamızı yapmadan önce görmüş olduğunuz bu tüm malzemeleri sizlerle birlikte tanıyalım. Bir adet plastik boruya ihtiyacımız var. Bunun ebatları uzunluğu 12 cm, ağız genişliği ise 4 cm olması yeterlidir. Bir tane DC motora ihtiyacımız var. DC motorumuz 6 volttur. 2 adet pilimiz var. Pillerimiz 18500 pillerdir. 1 adet anahtar kullanacağız. 1 adet mandrenimiz var. 1 adet biraz çok damarlı kabloya ihtiyacımız var. Biraz makarona ihtiyacımız var. Eğer elinizde makaron yoksa elektrik bandı da kullanabilirsiniz. 1 adet penseye ihtiyacımız olacak. Havya ve lehim teline ihtiyacımız olacak. 1 adet matkaba ihtiyacımız olacak. Bir tane de maket bıçağına ihtiyacımız var. Biraz da silikona ihtiyacımız var. Bir adet direnç kullanacağız. Direncimizin değeri 220 ohm'dur. Bir tane LED'e ihtiyacımız var. Bir adet diyota ihtiyacımız var. Diyotumuz 1N4007. İlk yapmamız gereken işlem pillerimizi seri şekilde bağlamak olacaktır. Seri bağlantımız bir tane pilimizin artı hattını diğer pilimizin eksi hattına gelecek şekilde bağlamak olacaktır. Yani bu artı hattımızı diğer pilimizin eksi hattına bağlayacağız. Diğer artı ve eksi hatlarımızdan enerji çıkışlarımızı alacağız. Şimdi bu bağlantıyı yapalım. Pilime biraz ön lehim yapayım. Diğer pilimin eksi hattına da ön lehim yapayım. Pilimin artı hattına bir parça kablo lehimleyeyim. Şimdi de bu lehimlemiş olduğum kabloyu diğer pilimin eksi hattına lehimleyeyim. Şimdi de pillerimizin diğer taraflarındaki artı ve eksi hatlarına biraz ön lehim yapalım. Pilimizin artı hattına bir tane kablo lehimleyelim. Aynı şekilde eksi hattıma da bir kablo lehimliyorum. Bu şekilde pillerimizi oluşturduk. Pillerimiz birbirinden ayrılmasın diye aralarına biraz silikon çekelim. Şimdi de borumuzun üzerine anahtarımız ve güç girişimiz için delikler açalım. Pilimizi borumuzun içine tamamen yerleştirdiğimizde şuraya kadar geliyor. Motorumuzu da ön kısımdan tamamen yerleştirdiğimiz zaman şuraya kadar geliyor. Bu iki çizgi arasına anahtarımız ve güç girişimizi yerleştireceğiz. Şuraya anahtarımız için bir yer belirleyelim. Ve şuraya da
Güç girişimiz için yer belirleyelim. Bu belirlemiş olduğum yerleri ilk başta matkap yardımı ile deleceğim. Daha sonra maket bıçağı ile düzeltmelerimi yapacağım. Evet, anahtarımız ve şarj girişimiz için deliklerimizi bu şekilde açtık. Şimdi pilimizi borumuzun içerisine yerleştireyim. Şu şekilde pilimi borumun içerisine yerleştirdim. Şimdi burada pilimin artısı olan bu mavi kabloyu anahtar deliğimden çıkartacağım dışarı. Bu kablomu şuradan keseyim. Bu kablom dursun. Ve bu kesmiş olduğumuz kablonun diğer yarısını da anahtarımıza doğru götürelim. Burada bu iki kabloyu bu anahtarımızın aynı ucuna bağlayacağız. Kablolarıma makaron takıyorum. Sizler isterseniz elektrik bandı da kullanabilirsiniz bu işlem için. Şimdi de bu anahtarımı bu iki kabloma lehimliyorum. Anahtarımızın bir ucunu yaptık. Şarj girişimize bir ön lehim yapalım. Ve bunlara kablo lehimleyelim. Burada uzun bacak eksi bacaktır. Kısa bacak da artı bacağımızdır. Ve bu şarj girişimizi şurada delmiş olduğumuz büyük delikten içeri takalım. Bu küçük deliğe de ledimizi takacağız. Evet, şarj girişimizi taktık. Şimdi burada şarj girişimin artı olan kablosunu bu anahtar girişimden dışarı çıkartacağım. Bu benim artı hattımdı. Şimdi de geçelim direncimiz, ledimiz ve diyotumuzun bağlantılarını yapma işlemine. Diyotumun şu siyah tarafını yani artı hattını bu direncime gelecek şekilde lehimleyeyim. Şimdi bu direncimin ucunu da ledimin uzun bacağına yani artı hattına olacak şekilde bağlayayım. Şimdi güç girişimden çıkartmış olduğum artı hattını direncim ve diyotumun arasındaki şu bağlantının üzerine bağlayacağım. Daha sonra lehimleme işlemimi yapacağım. Direncim ve diyotumun arasına kablomu bağladım. Şimdi lehimleme işlemini yapayım. Diyotumun diğer ucuna da şu pilimin artı hattı olan kabloyu bağlayacağım. Ledimin eksi bacağına da bir parça kablo lehimliyorum.
LED'imin eksi hattına da kablomu lehimledim. Şimdi bu LED'imi yerine takayım. Evet, LED'imizi çıkarttık. Şimdi de motor kablolarımızı lehimleyelim. Ve bu motorumuzu borumuzun içerisine yerleştirelim. Benim borumda şu şekilde bir boşluk var. Bu boşluğu ben silikon yardımı ile dolduracağım. Motorumuzdan gelen bu kablomuzu anahtarımızın diğer ucuna bağlayalım. Son bağlantımızı da yapıp matkapımızı bitirelim. Bu kablo bizim pilimizin eksi hattıdır. Bu kablo motorumuzun eksi hattıdır. Bu kablo LED'imizin eksi hattıdır. Bu kablo da pilimizin şu şarj girişinin eksi hattıdır. Yani tüm eksi hatlarımızı birbirlerine bağlayacağım. Ve bu bağlantıma da bir tane makaron takıyorum. Şimdi bu kablolarım hepsini içeri koyacağım. Ve şimdi de anahtarımı buraya yerleştiriyorum. Evet, çalıştığını gördük. Ve mandarenemizi takalım. Milini sıkalım bunun. Ucuna bir adet matkap ucu takıyorum ben. Evet, matkabımızı oluşturduk. Şimdi de geçelim test aşamasına. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Şarj işlemimiz için 9 volt 1 amper veya 2 amper değerinde bir adaptöre ihtiyacımız var. Şarja taktığımızda şu şekilde yeşil ışığımız yanıyor, yani şarj oluyor anlamında. Sizler isterseniz bu LED'i takmadan direkt pilinizden çıkıp anahtarınıza, anahtarınızdan çıkıp motorunuza bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Hmm.
Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Şu kenarda çıkan diğer videolara tıklayarak daha farklı videolarımızı izleyip daha başka uygulamalar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.